Akifet Yılmaz, bir kas çobanı. Ardahan'ın Çalabaş köyünde yaşıyor. Bütün ömrünü bu beyaz örtülü köyde geçirmiş. Bu eve gelin geldiğinde de çobanmış. Kaynanası, eltisi, yengesi hep bu işi yaparmış. Zamanla aile dağılmış, çocuklar büyük kentlere göçmüş. Ama o kazlarını da, çobanlığı da bırakamamış. Büyük kentteki kızlarının değil, köydeki kazlarının yanında durmuş. Kars'ın kızı kazdır demişler ya, işte o hesap. Nakifet ananın kazları ocağını hep sıcak tutmuş. Yağ ile pişirmiş, aşıyla doymuş, tüyüne baş koymuş. Yüzyıllardır değişmeyen bu yazgıyla o gene kazlarının izinden gidiyor. Kesretten vahdete ulaşmanın güzergahını çiziyor gibidirler. Bu uçuş şekli onları tek bir vücuda dönüştürür. Yaban kazları birçok canlının ancak hayal edebileceği bir irtifada uçabilir. Bunlara insan da dahil. Jumbo jetlerden bile daha yüksekte uçuyorlar. Kazlar 10 bin metre yükseklikte, eksi 40 derecede günde 1500 kilometre uçabilir. Türkiye Kaz'la Nils ve Uçan Kaz çizgi filmiyle tanıştı. Dünyayı dolaşan Nils'in ve evcil beyaz kazı Morto'nun serüvenleri o yıllarda bütün ülkede ilgiyle izlendi. Nils, Nils! Kurtuldun! 90'lı yıllarda dünyayı batının kazıyla dolaşan ülke, kendi geçmişinden ve doğusundaki kaz kültüründen bir haberdi. Hem de çok tehlikeli. Türk mitolojisinde kazın önemli bir yeri var. Ruh, bedenden bedene göç ederek kamil hale geldiğine göre, ruhu simgeleyen kuş, kara bulutların arasından aniden çıkan beyaz, büyük bir kuş olmalıdır. Buna uygun göçebe kuş, kazdır. Alper Tunga destanında kazla kız ilişkilendirilir. Alper Tunga'nın kızlarından birine kaz kadar güzel olduğu için kaz adı verilir. Kazak kıpçaklarının boylarından birinin adı da kazdır. Çok sayıda kazak masalında ak kaz kılığına giren peri kızlarına aşık olunup onlarla evlenilir. Ak kaz uğurlu sayıldığından kazaklar onu öldürmeyi de yasaklar. Kaz sembolü geçmişten günümüze her coğrafyada pek çok farklı iklime konup göçmüştür.
Günümüzden tam 4000 yıl önce Anadolu'da kazın izine rastlamak mümkün. Kars bölgesindeki höyüklerde ve kurgan türü mezarlarda yapılan kazılarda üzerinde kaz resimlerinin betimlendiği çanaklar, çömlekler çıkmıştır. Bugün de kaz, Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Serhat illerimizde yaşayan Karapapak Terekeme Türkleri açısından kaz çok özel anlamlar taşır. Bir Karapapak'ın babasını öldür, sana düşmanlık beslemez. Kazını öldür, kan davası güder lafı sadece espri için söylenmiş değildir. Kaz besleyen kadınlar giydikleri üç eteklere, kilimlere ve el işlerine uğur getireceği inancıyla kaz ayağı motifi işler. Halklar sonuçta varoluşlarını ve kendilerinin diğer topluluklardan farkını belirleme konusunda belli simgeler üretirler. Bu simgeler işte hayvanlar, bitkiler üzerinden ortaya çıkabilir, doğa olayları olabilir. Kazın yerini anlamaya galiba buradan başlamak en doğrusu olur. Burada kazın değeri çok yüksek. Yani bunu bir sadece bir yetiştiricilik olarak görmemek lazım. Daha ziyade yetiştiricinin yanı sıra bölgede bir kültür, bir yörenin folkloru olarak da görmek lazım. Kazlar evcilleştirilen ilk kümes hayvanıdır. Zeki ve sadık hayvanlardır. Öğrenme kabiliyetleri yüksektir. Türkiye'de insanlara kaz dendiğinde nasıl küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı, pejoratif yani küçümsemeyi içinde taşıyan ve pek çok olumsuz niteliği insanlara yükleyen bir etkisi olduğunu biliyoruz. Kars'ın kızı kazdır ifadesi. Aslında tam da bu şeyi yanlış algıyı, yanlış kavrayışı, yanlış değerlendirmeyi kıran, belki tersine çeviren, telafi eden bir etkiye sahip. Kars, kaz ve Kars'ın kızları. Bu bence hani çok da yüreklice bir çıkış, ifade. Kaz bölgede mutfak kültürünün en önemli mirasıdır. Kışın mutlaka her evin maddiyatına göre, gücüne göre mutlaka sakladığı 5-10 kazı vardır. Biz bunu genel diye düşünürdük eskiden. Her mutfakta olduğunu zannediyorduk. Fakat bu bize aitmiş. Kış aylarında bir akşam yemeğinde kazın bir sofrada bulunması ayrı bir özelliktir ve bölge için önemli görülmektedir. Bugün bölgede kaz yetiştiriciliği yerli ve melez ırklarla sürdürülüyor. Köylerde kış aylarında aileler genellikle 5-6 tane damızlık kaz besler. Kazların beslenmesinde ıslatılmış ekmek ve az miktarda dane yem kullanılır. Kaz yavruları Şubat ve Mart aylarında yumurtadan çıkar. 3 günlük olduklarında ağızları sütle açılır. Evlerin en sıcak yerinde içi yün ve tüyle yumuşatılmış sepetlerde özenle bakılırlar. Civcivler ilk birkaç gün şerbet ve sütle beslenir. 10-15 gün evde tutulduktan sonra güzel havalarda meraya bırakılır. Başlarında da evin ya annesi ya da kızı durur.
Meralara götürürüz, yeşiliği otatıyoruz. Götürür otarırız. Oradan sonra evle eve getirende civciv yemi veriyoruz. Civciv yemiyle besleniyor. Ondan sonra da arpayla, büyüdüm arpayla besliyoruz. İmece usulüyle yapılır genellikle çoğu unsur. Mesela çıkarılırken kaz yavrularının çıkarılmasında imece, komşular birbirine yardım eder. Yumurtaları işte kuluçkaya yatırma süreçleri yaşanır. En az 8-10 komşu bir araya gelerek sırayla birbirlerinin kazlarını bu süreçten geçirirler. Erkekler gündüz vakitlerinde dışarı çıkmakta, işe gitmekte ya da kahveye falan gitmekte ama kadınlar sürekli evde bulunduğundan dolayı kazla ilgilenmektedir. Aynı bir dikiş nakış gibi buradan bir ek gelir kendilerine sağlamaktadırlar. Burada kadınların bu kültürün taşıyıcılığında kuşaktan kuşağa hem yemek kültürü çerçevesinde hem işte diğer sözünü ettiğimiz folklorik motifler açısından, folklorik pratikler açısından kadınların bunun taşıyıcılığını, kuşaktan kuşağa aktarıcılığını yapması da çok önemli. Dolayısıyla Kars'ın kaz kültürünü bugün öne çıkarmak aslında yine özellikle Kars için, genelde Türkiye için kadının, kadın kimliğinin, kadının toplumdaki rolünün öne çıkarılmasını da beraberinde getirecektir. Eskiden kız istenmeye gidildiğinde kaz çobanlığı yapıp yapmadığı sorulmuş. Kazı yayan kızlar vasıflı çocuklar olarak görülür, eli işe yatkın diye makbul bulunurmuş. Kaz çobanlarının vasıflarını geliştiren en önemli şey tilkiler olsa gerek. Kazların en büyük düşmanı olan tilkiye meralarda sıkça rastlanır. Kazcılık bugün bölgede barınak ve ihtiyaçları açısından hayvancılığa göre tercih nedeni. Bir ineği alıyoruz 3 milyara 4 milyara bir sezon geliyor. Buna kilosunu da 700 bin liradan saman yediriyoruz. Bizim kazları tercih ettiğimizin sebebi ufak bir beslemesiyle sezon sonunda tanesini 75-80 lirada satıyoruz. Evimize hiç değilse rahatça bir çuval un, 4-5 kilo şeker, çay getirebiliyoruz. Ancak bölgedeki kazların yumurta verimi oldukça düşük. Verimliliği artırmak ve ırkları geliştirmek için bölgede bugüne kadar birçok çalışma yapılmış. 1988 yılında İtalya'dan Romagnola denilen bir kaz ırkına ait yumurtalar getirilmiş. Bu yumurtalar Erzurum ve Kars illerine dağıtılmış. Buradan elde edilen kazlardan yumurta almaya başlamış yetiştiriciler daha sonra. Fakat bunu yetiştiriciden daha sonra vazgeçilmiş. Vazgeçilme nedeni de elde edilen ürünlerin miktarının ve kalitesinin ya da büyüklüğünün bizim yerli kazlardan herhangi bir farkı olmadığı anlaşılmış. 1993 yılında Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı Kars'ta Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı kazcılık üretim istasyonu kurulmuş. Bu üretim istasyonuna Fransa'dan Fransız beyaz denilen hibrit kazlar getirilmiş. Bu kazlar yumurta verimi oldukça yüksek bulunmuş. Fakat burada da bakım besleme şartları ideal bir şekilde uygulanmadığı için bir takım sorunlar yaşanmış ve kazcılık üretim istasyonu kapatılmış. Şu anda da bölgede bu Fransız beyazlı kazlarının daha ziyade melezleri halk elinde bulunmakta ve yumurta verimlerinin de oldukça yüksek olduğu ifade edilmekte. Kaz yetiştiricisi Faruk Demir, Ardahan Göle'de yeni bir deneme yapıyor. Dünyada 7 tane kaz ırkı var. Değişik ağırlıklara, değişik yumurta verimine göre değişen kaz ırkları var. En fazla yumurta verimi Çin kazında var. Buna istinaden bütün yoğunluğunu Çin kaz üzerine verdi. Getirdik. İki tane bir anak erkekle bir dişi getirdik. İlk senesinde uyum sağlamadı. Bölgeye uyum sağlamadı. Hava şartlarına uyum sağlamadılar. İkinci senesi yumurtalarda dölsüzlük fazla sıkıntı yarattı. Uyum sağlamadığından dolayı. Üçüncü senesinde yavaş yavaş elde ettik. Şu anda yeteri sayıda anaç kazımız var. Nasıl olursa bu sene 1500-2000 tane civarında civciv elde etmeye hedefliyoruz. Müzik.
Kaz pazarı da sadece bu yöreye özgü. Kars'ta sonbahardan itibaren her gün kuruluyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kazını satmak isteyenler pazarda yer tutuyor. Öğleye kadar açık olan pazarda bütün yaz kazlarına gözleri gibi bakan kadınlar da var. O güne kadar ağızlarını sütle açıp emekle büyüttüklerini satmak kolay olmasa gerek. Kars'ta ilk kar yağışından kısa bir süre sonra kazlar kesilir. Şimdi kar yağdıktan sonra kar yiyecek, evet. Buz yiyecek. Kaz buz yer ha, çok güzel buz yer, ben görmüşüm. Kar yer, ondan sonra kesilir. Ondan önce kesilen kazlarda tat olmuyor, inanın olmuyor. Kar yağar yağmaz kazlarını kesenlerden biri de Nakife Dana. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta kesiyoruz. Eylül'de kesiyoruz, Aralık'ta kesiyoruz, Kasım'da kesiyoruz. O ne zaman? Tahıl olursa geç kesiyoruz. Tahıl olmasa tez kesiyoruz. İstanbul'a giden çocuklarını da unutmuyor. Çocuklara gönderirim, İstanbul'a gönderirim. 4-5 tane satın, bu ciremirimlerin parasını hiç çıkmadı. Serhat illerimiz bir yandan Kafkasya, diğer yandan Doğu Anadolu, Nahçıvan ve Kuzeybatı İran arasında kültürel bir köprüdür. Bu mutfak kültürüne de yansımıştır. İklimin çok sert olması ve kar örtüsünün en az 4-5 ay toprakta kalması nedeniyle bölgede yapılan yemeklerde tahıl, bakliyat, et ve hayvansal yağların kullanımı yaygındır. Yiyeceklerin büyük kısmı kurutularak saklanır. Etin tuzlanarak soğukta kurutulması geleneği Kafkas mutfağında da görülür. Eskiden tuzlanarak soğukta kurutulan ve kış aylarında tüketilen et artık çok uzun bir süreden beri yapılmamakta. Soğukta kurutulan etin yerini günümüzde kurutulmuş kaz eti almıştır. Nuran Öz Yılmaz, Kars'ta sadece kaz eti üzerine restoran açan ilk işletmeci. Dolaştığım her yerde bir yerin yöresel ürünleri olduğunu görüyordum. Hani bizde neden yok? Kars'ın çok eksiği var. Gelen misafirler bir yöresel yemek yiyemiyor. Biraz ürkütmüştü kaz beni. Çünkü sürekliliği yoktu. Kazın adı biraz soğuk gelmesine rağmen bir kartvizit olacağını düşünmemiştim. Şimdi Kars Kaz Evi, Kars için bir kartvizit oluşturdu. Buraya bile ekmek teynesi. O ki kazı direkt lokantayı kaz üzerine açtı, kaz gelişti. Kaz daha iyi para etti. Kazın değeri bilindi. Kaz satılmaya başlayınca, reklamı olunca biraz rağbet arttı. Yetiştirici daha çok yetiştirmeye başladı. İlk açtığım yıl biraz sıkıntılarım oldu temin etmekte. Sonra Kaz Yetiştiriciliği Derneği'ni kurdum. Elimin altında yetiştirici bayanlarım oldu. Onların da işine yaradı, benim de. Şimdi il dışına çok sipariş alıyoruz. Kars bölgesi mutfak kültürünün en özgün yemeklerinin yapıldığı kurutulmuş kaz eti oldukça lezzetli ve besleyicidir. Öyle ki insanın damak zevkine hitap eden kurutulmuş kaz etinin lezzetine diğer evcil hayvanlarda rastlanmaz. Hele ki tandırda yapılmış kazın lezzeti bir başkadır. Burası Digor'un Dağpınar köyü. Ev, tandır ve ağal burada yan yana. Bir
Birçok köyde kaybolan tandırda pişirme geleneği burada devam ediyor. Önce tandır ekmeği yapılıyor, sonra da tandıra kaz giriyor. Tandırda köz var tabii. Pilavı pişirecek kadar da sıcaklık var. Zaten bulgur pilavını hemen attığımı pişiyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi onu da asacaksın etraftan kazanın üzerine. Kazanın ağzı açık. Gazı da astın. Tandır içerisinde tandırın sıcaklığı açık. Evet. Tandırın içerisinde evet. Açık. Tandırın sıcaklığı gazı başlayacak kızartmaya. O üzümdeki yağlar yavaş yavaş şöyle eriyip damlayacak. O pilavın içerisine dökülmeye başlayacak. Bir başka da renk alacak. Yani o babalarımız ne demiş? Yeme yanında yat. Çıkaracaksın onu piştikten sonra. İşte tadı da bu. Lokantada gecelerde Dars'ın gaz pilavı güzel. Sofraya gelen kazın neresini kimin yiyeceği bellidir. Evin reisi ve misafiri budunu, evin annesi göğsünü, çocuklar kuyruk kısmını, kızlarsa evlenmeleri, evden çabuk uçmaları temennisiyle kanatlarını yer. Bu çok lezzetli bir yemek ve Kars'a özgü bir yemek. Kars'a özgü bir biçimde yapılan, pişirilen, ortaya çıkarılan bir yemek demek de belki yetmez, bir eser. Bu eseri tabii ki dünyayla paylaşmak ve bu çerçevede de hani yüzyıllardır bu kültürü taşıyan toprağa, coğrafyaya, o coğrafyada yaşayan insanlara bir saygı borcunu, hakkı teslim etmek gerekir. XIX. yüzyıl aşık edebiyatının en önemli isimlerinden biri de Çıldırlı Aşık Şenlik'tir. Türk saz şiirinin büyük ustasının bilinen kas hikayeleri de var. Bir gün Aşık Şenlik hastalanır. Babasından kümesteki kazlarından birisini kesmesini ister. Babası da hiçbirine senin başına değişmem der ve kesmez. Aşık Şenlik de babasına beddua eder. O gece fırtına çıkar ve kümes yıkılır. Şenlik bunun üzerine bir şiir yazar. Elvanlı kuşların bir bak haline, bizi saltanattan salıptır baba. Dost görse bugün de yazıklar bizi, düşmanlar şad olup gülüptür baba. Ant içerdin sarı kazın başına, gel şimdi seyredek cemdeyine leşine. 40 ördeği bir duvarın başına, felek gazap ile vuruptur baba. Kas kültürü bölgenin dışına da taşmıştır. Başka illerde yaşayan yöre halkının bir araya gelmesi için kaz geceleri düzenlenir. Kaz geceleri bir sembol oldu bu anlamda. Tabii bunun altı diğer yerel ürünlerle de destekleniyor, doluyor, doldurulması da gerekiyor. Ama kaz bu işte sembol. Çünkü dediğiniz gibi kaz gecesi, kazın güzel pişirilerek, herkesin geçmişi yad ederek, birliktelik oluşturması çok güzel şeylere vesile oluyor. Birbirlerini ve kaz etini özleyenler için bu geceler geleneksel hale gelmiştir. Geceler sazıyla, sözüyle ve lezzetiyle büyük bir coşku içerir. Ama
Allah birliğimizi, dirliğimizi, ağzımızın tadını bozmasın. Bu güzel günleri, bu güzel akşamları daha uzun yıllar birlikte yaşama imkanını bulalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kazların sadece eti değil, yağ, karaciğeri, tüyleri, başı, ayağı ve bağırsakları da değerlendirilir. Özellikle kaz ciğeri, Avrupa'nın önemli mutfaklarının en özel yiyeceğidir. Kaz tüyüne gelince, kaz tüyü özel şampuanlarla yıkanıp kurutulduktan sonra yastık, yorgan, yatak, minder gibi ev eşyalarında ve kayak kıyafetlerinde kullanılıyor. Kaz tüyü, doğada nadir rastlanan şekilde çok dayanıklı ve kolay kolay deforme olmayan bir dolgu maddesi. Yöre halkı daha çok yastık ve yatak yapımında kullanıyor kaz tüyünü. Nakife Tana yaptığı yastıklarla gurur duyuyor. Tabii niye ya, bu kadar kaz var. Bu yaş çekmişim kaz var. Yastıklar olmasa olur mu? Kızlara gönderirim, çocuklara, oğlana gönderdim. Bu torunlarıma veririm. Siz cihazlarını özellikle güzel yastıklar yaptırırız. Hepimizin evinde var. Mesela yaşlılarımız olur. Adamın evinde çok kazı var. Bu sefer adam kendisine soğuk almasın diye döşek yapar. Kaz tüyü önemli bir ekonomik girdisi olabilecek olan bir materyal olmasına rağmen Türkiye'de bunu değerlendirecek birkaç firma var. Onlar da yeterli materyal bulamadığı için bu işlere gelip buradan kaz tüyü alma yoluna gitmiyor. 92 yılından beri kaz tüyünün içerisinde olan bir firmayız. Bizde çıkış şeyimiz şöyleydi, ya dışarıdan alana kadar niye Türkiye'de bu yetiştirilmiyor mu diye yola çıktık. Ama maalesef yetiştiremedik. Hatta bazı bölgelere kaz yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi vermeye gittiğimizde neredeyse kovulduk. Kardeşim biz burada kazın kökünü kurutmaya çalışıyoruz, siz nereden geldiniz diye. Kazcılığın her yönüyle bir ekonomiye dönüşmesi bugün sadece bir hedef. Kaz yetiştiriciliği açısından Türkiye çok önemli bir kuşakta. Bugün kaz yetiştiriciliğine endüstriyel açıdan baktığın zaman eti, tüyü, ciğeri bir sanayi oluşmamış. Türkiye'nin özellikle Kars gibi değişik bölgeleri, daha endüstriyel sanayi olmayan bölgeleri, İşte İstanbul, Ankara, İzmir'in dışında ve Doğu Anadolu bölgesi olması itibariyle gelişmişlikte az olan bölgeler için çok önemli bir kaynak. Hem yumurta veriminin artırılması hem de yumurtadan çıkan kaz sayısının artırılmasına yönelik bir yetiştiricilik yapılabilirse tabii ki bu bir sektör olabilir. Özellikle Kars, Ardahan gibi yine bu doğudaki bazı illerimizde sevilerek tüketilen kaz etinin talep artabilir. Bunu tüyünü büyük firmalara, İşte mont firmalarına, yatak üreticilerine satabilirler. Ciğeri iyi bir gelir kaynağı. Diğer o ayağı olsun, kanadı olsun, iç bölgede en çok sevilen organlar. Yani bunlar yiyilecek ve yağın işleyebilirsek dünyanın en hafif, en lezzetli yağıdır. Macaristan'daki kaz sektörünü görmeye gittim, davet edildim. Oradaki sektör oturmuş. Hani birinci elden, kuluçkadan, tüy yapımına kadar bir zincir oluşturmuş. Avrupa'da gördüğümüz kaz yetiştiriciliğindeki çalışmalar şöyle. Yalnızca damızlıkla uğraşan şirketler var. Bunlar yalnızca damızlık yapıyor. Onun dışında kuluçkahaneler var. Ayrı bunlar uzay istasyonu gibi hepsi dışarıdan, bütün değerleri dışarıdan kontrol edilebiliyor. Basıncıydı, nemiydi vesaire gibi. Ondan sonra bunlardan civciv alıp yetiştiren 5.000, 10.000, 20.000'lik şeyler var, çiftlikler var. Orada gördüğüm kazlardaki ciğerle bizim Kars'taki yetiştirdiğimiz kazların arasındaki ciğer boyutunda farklılık var. Mesela oradaki ciğeri dışarıya ihraç edebiliyor, restoranlarında kaz ciğeri diye sunabiliyor. Biz onu yapamadık daha.
gerek mobilya sektöründe, gerekse ev tekstili sektöründe işin konfeksiyonu yapılıyor. Bunun taşımacılığı, lojistiği, şunu bunu derken çok büyük bir entegre bir sektör oluyor. Bunu yaparken bütün bunlara bir firmanın soyunması mümkün değil. Çok geniş bir alan. O bakımdan böyle bağımsız birbiriyle çalışmayı seven işletmeler kurarak böyle bir sektör, böyle bir grup oluşturulabilir. Burada bir tehlike var ama bu tehlike önlenemez bir tehlike değil. Yani gelenekten modernliğe geçerken geleneği tamamen tahrip ve tasfiye etmeden geçmek lazım. Kars yerel kültürünün bu önemli motifini, bu önemli ögesini dünyaya taşımak ve tanıtmak da gerekiyor. Burada yapılması gereken, bunu yüzyıllardır gerçekleştiren, yerel kültürün içerisinde gerçekleştiren insanların birikimlerinin, deneyimlerinin dikkate alınması gerekir. Onlarla birlikte bu çabanın gösterilmesi gerekir. Geleneksiz değil, gelenekle modernleşme, geçimlik ekonomide yer alan bir ürünün pazar ekonomisine intibakının sağlanması söz konusu olacaktır. Yani kazı dünyaya taşıyacağız derken Kars'ı kaybetmememiz gerekir. Bugün Serhat illerimizde Kars kültürü geleneksel alışkanlıklarla modern çağın gereklerini uzlaştırmaya uğraşıyor. Bütün ömrü boyunca kazlarından kopmayan Nakif Etan'a çocuklarının ve o eski hayatın bir gün geri döneceğine inanıyor. Yaşlı kaz çobanı yazgısının peşinde, kazın izinde, vakarla adımlıyor.